Değerli arkadaşlar, TDE 205U Osmanlı Türkçesi Grameri 1 dersinin şimdi 3. ünitesinin 3. soru çözümüyle birlikteyiz sizlerle. Hemen sorumuza göz atalım. Mutasavver kelimesi aşağıdaki maslarlardan hangisinin ismi mef'ulüdür şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar biz bu tarz soruları çözerken ne yapmamız gerekir? Öncelikle arkadaşlar mutasavver kelimemizin biz zihnimize kodlamış olduğumuz eee meziilim fiil işlerken hatırlarsınız. Hepsini bir kelimeyle kodlarsanız diğer kelimelerle karşılaştığınızda doğru bir cevap vermeniz mümkün olduğu şeklinde bazı kısa yollar göstermiştim sizlere. Onu hatırlamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Mutasavver kelimesi ne tarz bir kelimenin ismi faili veya ismi mef'ul olabilir? Zihninizde bunu canlandıracaksınız. Mutasavver kelimesini arkadaşlar biz mutasavvir şeklinde de okuyabiliriz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz e, tefaul babının tefaul babındaki kelimelerin ismi failinin ve ismi mef'ulünün aynı şekilde yazılıp farklı şekillerde okunduğunu bilebilmemiz gerekiyor. Bu birçok vezin içinde geçerli arkadaşlar. İkram, mükrim, mükrem. Mesela mükrim ve mükrem kelimeleri de aynı şekilde yazılır. Fakat cümlenin konteksine göre, cümlenin gelişine göre biz o kelimeyi doğru bir şekilde okur ve anlamlandırırız. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman mutasavver kelimesi tasavvur kelimesinden, tefaul babında türetilmiş olan tasavvur kelimesinden türetilmiş bir ismi mef'ul olarak karşımıza çıkıyor. Seçeneklere bakalım hemen. Tasavvur kelimesine baktığımız zaman A seçeneğinde doğru cevabımızı bulduk zaten. Diğer seçeneklere bakalım. Tasvir kelimesi var. Tasvir kelimesinin ismi faili veya ismi mef'ulü, ismi mef'ul diyelim artık. Mutasavver şeklinde olmaz arkadaşlar tasvir musavvir şeklinde gelir. Hatırlarsanız ilim, talim, muallim ve muallem şeklindeydi. Suret kelimesi bu da değil arkadaşlar. Musavver kelimesi var. Musavver kelimesi değil veya musavver veya musavvir şeklindeydi. B seçeneğinin ismi faili veya ismi mef'ul olarak karşımıza çıkar bu. E seçeneğine baktığımız zaman suver kelimesi var. Suver kelimesi bunların tamamen neydir arkadaşlar? Kök halindeki e, mastar halidir arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde yer alan tasavvur kelimesidir. Tasavvur, mutasavver ve mutasavvir. Mutasavvir neydi? Tasavvur eden. Mutasavver ise tasavvur edilmiş olan manalarına geliyordu arkadaşlar. O yüzden üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana seçeneğindeki tasavvur kelimesidir diyoruz.